Şöyle, en son yayınımızda biz arabesk şarkıcıların filmlerini konuşmuştuk arkadaşlar. Orada şöyle bir şey vardı. Ferdi Tayfur'un Çeşme filmiyle alakalı ben dedim ki 12 milyon izlendiğine inanmıyorum. Yani ben bunun resmi bir kayıt olduğuna inanmıyorum demiştim. Bununla alakalı İbrahim de bir videoyu paylaşınca, o kısmı paylaşınca biz acayip bir linç yedik, küfürler falan yedik, küfürler havada uçuştu falan. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Açıklamayı şöyle söyleyeyim. Ben Metin Saner, yani Hulki Saner'in oğluyla konuştum. Şöyle bir açıklamada bulundu kendisi. Dedi ki ben dedim, bunu anlatacağım yayında, size de bu videoyu gönderirim. Kendisinin birinci ağızdan, yani yapımcıdan hamla anlatıyorum ben burada, öyle söyleyeyim. Şunu söyledi, dedi ki biz evet Çeşme filmiyle çok büyük sükse yaptı Ferdi Tayfur. Fakat dedi, o dönemlerde şöyle bir durum var. Malum erotik filmler furyası olduğu için aileler şeyden uzaklaşmıştı, sinemadan uzaklaşmıştı. Şimdi bizim verdiğimiz bir şey vardı hatırlarsan, hasılat rakamı vardı. Evet. O hasılat dedi aslında doğrudur. Fakat şöyle bir şey var. O hasılat rakamı bize bayiden, bölge temsilciliğinden, bayiden bize düşen rakam. Aslında bunu ikiyle çarpmanız gerekiyor. Çünkü yarısını yapımcı alır, diğer yarısını bölgedeki o işte bölge sorumlusu, bayi İşletmeci. kimse o Evet. alır, işletmeci ve o şekilde ilgili kişilere, sinemaya verir, şuraya buraya dağıtır ama yarısını dedi yapımcıya gönderirlerdi dedi. Onu ikiyle çarpıp hesaplamanız gerekir. Şöyle bir şey oluyor. Biz Çeşme filmi büyük şey yaptıktan sonra, sükse yaptıktan sonra biz başka bir film çekelim diye düşündük. Böyle bir şey istedik ve o filmi çektik. Fakat o dönem Yeşilçam sinema salonları birilerinin elindeydi. Bir yapım şirketi sahibinin, ismini vermeyelim şimdi ama çok yakın bir zamanda kaybettik, öyle söyleyeyim. Onun elindeydi ve bize asla dedi onları şey yapmazlardı, filmlerimizi oynatmazlardı orada. Filmlerimizi oynatmadıkları için en fazla bir hafta gösterimde kalırdı. En fazla bir hafta gösterimde kalırdı. Biz de Yeşilçam sokağın tam karşısında olan Rüya Sineması'nı kiraladık. Rüya Sineması'nı, o erotik filmlerin oynadığı o sinemayı biz kiraladık. Temizledik. Tekrar film izlenebilir hale getirdik ve Ferdi Tayfur'un Derbeder filmi orada ilk oynamıştı İstanbul'da. Şöyle söyleyeyim dedik. Kuyruğun bir ucu tünelde, bir ucu Taksim'de. İstanbul İstiklal'i bilenler bunu zaten anlayacaklardır. Sizin dedi o insanların söylediği rakam doğrudur. 12 milyon izlenmiştir ama Çeşme filmi değil. Derbeder filmi izlenmiştir dedi. Çeşme filmiyle alakalı söylediğiniz doğrudur. O kadar izlenmemiştir ama Derbeder filmi Çeşme filminden çok daha fazla etki etmiştir. Ve sinemadan uzaklaşan aileleri, kadınları sinemaya yeniden çeken film olmuştur diye söyledi. Ben de Metin Saner'in bu sözlerine dedim, hani yayında açıklayacağım, anlatacağım. Bu konuyu da bu şekilde kapatmış olalım. Çeşme filmiyle alakalı söylediklerimin hala arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Zaten onun da söylediği Derbeder filmiyle alakalı olabilir dedi o. Şeyle alakalı, Çeşme filmiyle alakalı olamaz dedi. Biz de o yayında özellikle şunu belirttik zaten. Hani o zaman bir kayıt tutulmamış hiçbir zaman. Yani hasılat rekorları bilmem ne. Birçok şeyde de var. Röportajlarda da var. Farklı filmlerin de hasılat rekorları kırdığı. Hatta benim okuduğum bir röportajda işte Mavi Boncuk'un da çok fazla izlendiği, çok fazla hasılat rekoru ama o hiçbir yerde yer almaz mesela. Rakam olarak da yer almaz. Mesela 10 milyon izlendi, 5 milyon izlendi denmez. Ama biz bunu özellikle verileri ışığında yaptık. Bana dediler ki işte ya o zaman Türkiye'de kaç tane sinema vardı sizin haberiniz var mı filan. Ben de herkese şu cevap verdim. Yani istediği kadar milyonlarca sinema olsun. Nüfus 40 milyon zaten. Yani bugünkü nüfusun yani yarısından daha da az bir nüfustan bahsediyoruz. Dediler ki bir kişi 17 kere izlemiş. Bunu genele vuramazsın ki çarpı 17 diyemeyeceğiz. Yani o yüzden ben hala görüşümün aynı şekildeyim. Yani %50 %50 evet işletmeye gidiyordur. %50'si yapım şirketine gidiyordur ama benim 3-4 milyonu geçebileceğini düşünmüyorum yani. Gerçekten ne kim ne derse desin.
Yine hala Bir de iddiamdayım. o dönem sinema salonları çok kalabalıktı. Yani genişti dedi Metin Bey. Bu mümkün olabilir dedi. Bir kişi birkaç defa izlemiş olabilir bu filmi diye söyledi. Bunu da belirteyim. Zaten bizim maksadımız doğru bilgiye ulaşmak. Herhangi bir kimseye itibar suikastı yapmak değil ki ben Ferdi Tayfur'u çok severim. Severek de dinlerim. Ya Ferdi Tayfur'un filmi 12 milyon izlendiyse benim ne gibi bir zararım olabilir? Ben bunu övünerek de anlatırım. Sevdiğim bir sanatçının Yok ben filminin. bir de şey oldum. Orhancı oldum yani bu eleştirdiğimiz. Orhancı, oradan da Orhancılığı ilhamla nece oldunuz siz? Yandaştınız siz hepiniz var mı? falan Orhancı oldu hepimiz. Farklı bir noktada diye. ama biz Kemal Sunal'da da Evet. biliyorsun linci yedik. Evet. Yani kötü filmi yoktur diye. Aynı şekilde Ferdi Tayfur'da da yedik. Yapacak bir Abi şey bu yok konuyu yani. da böyle Biz... kapatalım. İhsan Yüce'ye bekliyor arkadaşlar takipçilerimiz. Ben İhsan Yüce'ye geri dönüş yapalım Sen istiyorum. oraya Mehmet girmeden İhsan Yüce. şunu söyleyeyim. Evet. İki yayın arası bayağı uzun oldu. Çünkü Sedat'ın bayağı işleri vardı. Ondan dolayı bir türlü şey yapamadık. Bunun duyurusunu yapalı herhalde 3 hafta oldu neredeyse. Evet. Ve 3 haftada da en çok konuşulmasını istenen isimlerdenmiş herhalde. Çünkü çok ciddi bir şekilde geri dönüş aldık bu konuda. Yani ne zaman konuşacaksınız, ne yapacaksınız? Bugün de hatta Sinemasko'da küçük bir soru sor kısmı paylaştık. Orada da 20-25 tane kadar bir soru gelmiş. Ve genelde hepsi aynı doğrultuda sorular. Bir röportajın olup olmadığından bahsediyorlar. Yayın içerisinde onu da söyleyeceğiz zaten. Herkesin aslında merakla beklediği bir isim İhsan Yüce. İstersen senden öğrenelim İhsan Yüce kimmiş? İhsan Yüce sanıldığı gibi herhangi bir bu siyasi bir kimliğe sahip değil, sosyalist bir kişilik. Onu baştan söyleyelim. Dağıstan göçmeni, bir Türk ailesinin 7 çocuğundan biri. Elazığ'da doğuyor İhsan Yüce. Aslen muhasebeci, aslında muhasebeci, İzmir'de muhasebecilik yapıyor. Hatta bir dönem boksörlük de yapıyor. Fakat şöyle, boksörlük yaptığı dönemde birini hastanelik ediyor. Hastanelik edince ben bu işi bırakıyorum diyor ve tiyatrolarda amatör olarak ressam yeteneği olduğu için amatör olarak tiyatro afişleri yapmaya başlıyor ve ondan sonra tiyatro afişleri yapınca tiyatro sahnelerine işte salonlarına oyun girmeye başlıyor. Oyuncularla ilişki kurmaya başlıyor ve oradan sonra tiyatroya meylediyor. 60'ların başında tiyatroya meylediyor ve o süreçten sonra tiyatroyla beraber ondan sonra da 70'lerin başında da sinemaya giriyor. İhsan Yüce aslında sadece oyuncu değil. İşte şair yönü de var, senarist yönü de var. Herkes işte Kibar Feyzo filminin işte senaristi olduğunu tabii son dönemlerde jenerik okuma alışkanlığı edinen insanlar bunu gündeme getirince öğrendiler. Ama işte Davaro filmi var. Yine İhsan Yüce'nin senaryosunu yazdığı. Kemal Sunal'ın bence en iyi filmi diyebileceğim Kibar Feyzo'nun senaryosunu yazdığı gibi en kötü filmlerinden biri olan yine aynı noktaya geldik. Uyanık Şabaniye filminin de gazeteci. Uyanık gazeteci var. İşte onun da senaryosunu İhsan Yüce yazıyor. Şimdi Ekmek, Şarap, Sen ve Ben. Arkadaşlar ben evet İhsan Yüce'nin yayınlanmış tek şiiri. Ben bu şiiri okudum. Hiç sevmedim onu söyleyeyim. Ya benim şiir anlayışıma uymuyor nedense. Sevenlere de saygımız sonsuz. Bir şey diyemem yani neden seviyorsunuz diye. Ama bana da lütfen neden sevmedin demeyin. Ben İhsan Yüce'yi sevdiğimiz için konuşuyoruz şu anda. Onun eserlerini sevdiğimiz için konuşuyoruz. Yani iyi yaptığı ya da kötü yaptığı yönleriyle konuşuyoruz. Fakat ben dedim ki bu şiiri beğenmedim. Çok yazılmış, çok bahsedilmiş. Herkese farklı bir şey ifade ediyordur elbette. Buna kesinlikle bir itirazım yok. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Bu şiiri beğenmedim. Az önce bir arkadaşımız yazdığı için söyleyeyim. Sen biraz hızlı geçtin o kısımları. Ben arada birkaç not ekleyeceğim. Tabii Hani ben genel özet geçtim detayını sizden alabiliriz. biz şöyle hani hep biz görürüz ya sanatçıların genelde mesela Kemal Sunal aklıma geliyor. İşte ailesinin çok fakir olduğu ve ciddi zorluklardan geçti. Ama mesela ilk araştırdığımda şunu gördüm. İhsan Yüce'nin böyle bir fakir bir hayatı yok açıkçası ilk başta. Çünkü babası kuyumculuk yapıyor. İsmi Cebrail Yüce. Annesi Firuze Yüce, ev hanımı. Dediğim gibi bunlar Kafkasya'dan önce Elazığ'a geliyorlar ki bu siyasi kimlik noktası da işte bu Elazığ yerleştikten sonra oluyor. İşte acaba Alevi kökenli mi diye. Ama tamamen dışarıdan gelen bir insanlar. Sonrasında abisinin işinden dolayı İzmir'e ailecek taşınıyorlar zaten. Ve sonrasında da çok fazla kendi hayat hikayesini incelediğimizde
Hem tiyatro açmış hem de film şirketi açmış. Bu konuda Türkiye'de ilk üçe giriyormuş mesela. Yani benim bildiğim Habbam sınıfının müdürü ismini şu an hatırlamıyorum. Muharrem Gürses. Muharrem Gürses var birinci sırada. Hı-hı. Herhalde ikinci sırada İhsan Yüce vardır. 16 yaşında 1945'te İzmir Estetik Cemiyeti adında bir tiyatro grubu kuruyor. Ve oradan başlıyor. Sonrasında Çocuk ve Halk, Ankara Drama, Direkler Arası, Antalya Sanat bunları kurmuş. Oraloğlu, Genar ve Arenalarda da aynı şekilde kurucu üyelikleri var. Film şirketlerine baktığımızda Oba Film, Aslı Er Film, May Film bunlar sadece birkaçı. Hı hı. Çok fazla şirket kurmuş, çok fazla tiyatroda yer almış. Bu konuda da ciddi anlamda herhalde ilk üçe girecek isimlerden biri kendisi. Ve sonra tiyatro, dediğin gibi sinema ve genelde önce karakter rolleri, yani üçüncü roller dediğimiz karakter rolleriyle hı hı. şey yapıp daha sonra asıl çıkışını Kemal Sunal filmleriyle birlikte yapıyor. Çünkü o filmlerde yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Özellikle 70'li yılların belirli bir noktasından sonra ama senaryo çalışmalarının çok öncesinden başlıyor. Mesela birçok insan bilmiyordur. Şu anda Sinema Türk'te de mesela bu bilgi yok. Kendisi Bir Millet Uyanıyor filmini Ertem Eğilmez'le birlikte yazmış. Mesela evet. bu filmin senaryosu direkt şey olarak gözüküyor normalde. Ertem Eğilmez olarak gözüküyor. Ama hayır, mesela burada direkt şey yapmış. Senaryoda yer almış. Türk'ün Kızı diye Fatma Gide'nin bir filmi var. Onda da aynı şekilde Ertem Eğilmez gözüküyor ama İhsan Yüce'nin kaleminden çıkmış. Bunun gibi röportajında, yazılı röportajında ama sesli röportajında değil, 100'den fazla benim senaryom var diyor. Ama biz Sinema Türk'te baktığımız zaman 65, IMDb'de de 55 tane çıkıyor mesela. Buradan da şunu anlıyoruz ki o kayıtlarda da aslında olmayan birçok film var. Yani bunu aslında İhsan Yüce yazmış. Ama birileri onun ismini kullanarak yani isimleri bir şekilde silmişler. Usta sanatçı da bu işin peşine açıkçası düşmemiş anladığımız kadarıyla. Mesela az önce söylediğim gibi yani Bir Millet Uyanıyor Ertem Eğilmez olarak geçiyor ama normalde aslında ikisinin kaleminden çıkmış bir eser. Öyle bakmak lazım. Az önce İhsan Yüce'nin babası Cebrail Bey'e değindiğin için ben bunu söyleyeyim. Evet, kuyumculuk, altın ticaretiyle uğraşıyor fakat Dağıstan'dan göç ederken haliyle bütün malı mülkü orada evet. kalıyor ama Elazığ'da aileyi idare edecek kadar yine bir mal varlığı var. O sıralarda işte onlar göç ettiği zaman Elazığ'da çiçek hastalığı yaygın. Hatta abisinin ismi Mehmet Galip. Abisi bu hastalıktan vefat ediyor. Kız kardeşiyle beraber İhsan Yüce de bu hastalığa yakalanıyor. Babası da şunu yapıyor. Ölmesin diye, ikisi bu hastalıktan ölmesin diye yaralarını dağılıyor. Hı hı. İhsan Yüce'nin sağ şakağında bir iz varmış. O galiba saçlar yani o açıdan çekmiyorlar ya da saçını getiriyor buraya. Burada bir iz varmış. O iz şeyden kalan. Bu hastalıktan dağlama kalmış. Hastalığı babasının işte o yarayı dağlamasından kalan bir izmiş. Sağ şakağında ömür boyu silinmeyecek bir yanık izi var. Ben şimdi bu bilgileri nereden okuduğumu söyleyeyim. Bunu isteyen arkadaşlarımız gidip baksınlar. Elazığ Dernekler Federasyonu yayınladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında iz bırakan 100 Elazığlı isimli belgesel bir kitap var. İhsan Yüce bölümünde anlatılıyor bu. O kitapta anlatılanlar bir web sitesinden eriştim. Gayet ilgi çekici. Şöyle, İhsan Yüce 10-11 yaşlarındayken babası Cebrail Suriye'ye gidiyor. Ortadan kayboluyor ve Suriye'ye gittiği söyleniyor. Öyle ki 3 sene boyunca hiçbir iz, hiçbir şey bulunmuyor. Hatta babasını aramak için Suriye'ye gidiyor. 10-11 yaşlarında çocuk babasını aramak için Suriye'ye gidiyor. Fakat hiçbir iz bulamıyor. Ondan sonra bir haber geliyor babasının Hatay'da olduğu ve işte kalp krizi geçirdiği, hastanede olduğu falan diye haberi geliyor. Gidiyor, onu alıyor, memlekete geliyor. Fakat babası Cebrail Bey hiçbir zaman Suriye'ye neden gittiğini, başına neler geldiğini hiçbir zaman anlatmamış. Böyle de bir şey var, sır var adamın hayatında. Şimdi büyüdüğünde insanların yaptığı, yöneldiği meslekler hep küçüklük travmaları. Ya da işte küçüklüğünde yaşadığı iyi güzel hatıralar ya da küçüklük travmalarından beslenerek ortaya çıktığı için İhsan Yüce'nin hayatı böyle çok debdebeli bir hayat, çok sıkıntılı bir hayat geçiriyor. İşte zaten bir göç hadisesi var, işte hastalık hadisesi var, babasının kaybolması, onun peşine düşmesi vesaire falan derken
Bunu muhtemelen eserlerinde de filmlerin senaryolarında da yansıtmıştır. Çünkü bu şekilde çalkantılı bir hayatı var. Senaryo yazdığında da işte az önce dediğim gibi bir dengesizlik var burada da. Yani çok muhteşem bir filmi de güzel bir filmi de yazmış. Berbat bir filmin senaryosunu da yazmış. Bütün bunları muhtemelen bu senaryo işlerini yaparken ya da işte bu filmlerde oynarken kendisine yakışan ya da yakışmayan hepsinde oynarken muhtemelen 70'lerin başında bir evleniyor, bir kız çocuğu oluyor ve o kız çocuğunun kızının maişetini sağlamak adına bu işlere giriştiği söyleniyor. Çünkü ben okuduğum bazı yerlerde İhsan Yücel'in aslında sinemayı çok fazla sevmediğini söylüyorlar. Sırf buraya girmesinin sebebinin de kızına iyi bir hayat sağlayayım, para kazanayım. Ama hiçbir zaman o çok mükemmel hayatı sağlayacak parayı da kazanamıyor. Evet, zaten bu senaryo yazarlığı da oradan geliyor. Yani para kazanmak için yaptığı işlerden biri. Senin de söylediğin gibi şair ve ressamlığı var. İşte tiyatro dekorlarını boyuyor, tiyatro dekorlarının kendisi yapıyor. Fakat şimdi ben hep mesela İhsan Yücel'i de önce araştırmadan önce hep şunu söylerdim. Mesela Arzu Film çatısı altında yapılan filmlerin belirli şeyleri tekrarladıkları belirli bir altyapı formatı var. Yani bunu işte Şabanoğlu Şaban'da görebiliyoruz. İşte belirli benzer filmlerde görebiliyoruz. Bol kadrolu filmlerde. Hep şunu demiştim. Ya Kibar Feyzo filmi gerçekten içinde çok mesajlar barındıran, çok ince işlenmiş, böyle hani dantel gibi örülmüş bir film aslında. Ve niçin Arzu Film bu filmin ya devamı olabilecek ya da aynı formata yakın bir film bir daha yapmamış? Yani niye aynı konu üzerinde bir daha böyle bir film çıkartamamış? Bu yanlış anlaşılmasın. Burada bir eleştiri yok aslında. Yani mesela böyle çok inanılmaz güzel senaryolar yazan İhsan Yüce niye sonraki dönemde ikinci bir Kibar Feyzo yazamamış diye düşündüm. Mesela bakıyoruz işte Davoro filmi var. Kemal Sunal'la birlikte şu an notlarıma bakayım. Mesela Öğretmen filmi, Uyanık Gazeteci, İnatçı, Sosyete Şaban, Çarıklı Milyoner, Şark Bülbülü. İşte bunları senaryosunu yazmış ama hiçbirini toplasanız bugün herkes katılır katılmaz ama bir Kibar Feyzo etmiyor. Fakat araştırdım ve sonra ben bu işin gerçeğini buldum. Burada Kibar Feyzo'ya birazcık küçük bir parantez açarak girmek istiyorum Sedat. Şimdi Kibar Feyzo'nun senaryosu bence tam İhsan Yücel'e ait diyemeyiz. Evet, çünkü bir yerde esinlenme bu. Burada esinlenme de değil. Osman Şahin'in Kırmızı Yel kitabındaki Fareler isimli öyküden alıyor. Temel kaynağını bu. Evet. Ve özellikle diyorlar ki Osman Bey, ya böyle bir film yapacağız ve sizin kitabınızı kullanacağız diyorlar. Fakat o zaman Osman Şahin köyde öğretmenlik yapıyor. Ve tabii o zamanki bürokratik şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı falan bu tarz şeylere çok sıcak bakmadığından dolayı filmin belirli bölümlerine işte bu kitaba dayandırıp kitaptan alıyorlar. İhsan Yücel sadece bunu işte format halinde senaryolaştırıyor. Öyle bakıyoruz. Ve inanılmaz benzerlikler var zaten. Yani hani diyoruz ya burada çok zekice bir şey yapılmış. Aslında çoğu şey kitapta var. Yani kitap bunun altyapısını oluşturuyor. Mesela iki filmle şeyi kıyasladığımızda, öyküyü kıyasladığımızda ikisi de mahkeme sahnesiyle açılıyor mesela. İkisinde de hakime olayı anlatıyor. Diyor ki orada da işte Bilo bizim başımızı yaktı, hakim bey diyor. Filmde de aynı şekilde. Karakterler aynı. Bu arada isimler de aynı. Feyzo olarak geçiyor ama Kibar Feyzo değil. Kibar Feyzo filmdeki ismi. Bilo aynı İlyas Salman'ın canlandırdığı karakter. Şener Şen'in canlandırdığı Maho aynı şekilde kitapta var. Kitaptan farklı olarak filmde hiçbir kadın karakter yok. Filmde işte o sakine kadın, işte Müjdar'ın oynadığı karakterler filan kitapta hiç yok. Kitapta ama ana tema fareler. Zaten filme ismini veren de fareler. Bunu belki ilk defa duyacaksınız. Normalde aslında bir komedi filmi olarak çekilmiyor Kibar Feyzo. Ve kitaba birebir alıntı yapılacağı için farelerle birlikte oluşturacak bir dram filmi çekilmek isteniyor. Fakat Osman Şahin diyor ki bu kitabın yazarı, ya fareler her zaman çıkmaz. Belirli zamanlarda çıkar. O dönemi yakalamanız lazım. O dönemi yakalarsanız farelerle çekersiniz. Tabii bugünkü gibi işte yeşil ekran, işte ne bileyim böyle animasyon şeyleri yok. Mecbur gerçek farelerle çekilecek. Fakat film yetişmiyor. Yani filmin o çekim aşaması o farelere denk gelmeyince fareler tamamen hikayeden çıkartılıyor. Fakat oradaki temel olay ne? İşte bir kuraklık var ve fareler buğday başaklarını çalıp yuvalarına götürüyorlar. Maho Ağa da diyor ki ya arkadaşlar işte kuraklığın sebebi bu fareler, bu fareleri öldürün. Ama Feyzo da diyor ki hayır diyor, bu
doğru bir şey değil fareleri öldürmek. Biz yuvalarını açsak, o başakları çıkarsak olur diyor ve buna karşı geliyor. Vay sen misin karşı gelen diyor ve Maho köye bir tane ziraat mühendisi getiriyor filmdeki gibi. Fakat filmden yine farklı olarak Feyzo gidiyor onu vuruyor ve ziraat mühendisi kaçıyor. Sonrasında da Maho'yla finalde Feyzo karşılaşıyorlar ve ikisi birbirini ateş ediyor ve en sonunda da Feyzo Maho'yu vuruyor aslında. Bakıldığı zaman ana kurgu ve öykü tamamen birebir aynı ama fareleri kullanmadıkları için konuyu birazcık daha şeye döndürmüşler, komediye döndürmüşler. İşte orada Erdal Özyağcılar karakteri ana bir kompozisyonda çıkıyor. Ve buradan bakıldığı zaman aslında hani bir yüzdelik olarak vermek gerekirse Kibar Feyzo'nun senaryosunun %70'i bence Osman Şahin'e ait. Şimdi dediğine katılıyorum. Aslında bu ilk işbirlikleri değil. Bir tane daha var. Yani tek işbirlikleri değil. Şimdi o bahsettiğim Elazığ Dernekler Federasyonu'nun belgesel kitabında şöyle bir şey geçiyor. Şunu okuyayım. Usta edebiyatçı Osman Şahin, Fırat'ın Cinleri filminin senaryosuyla ilgili İhsan Yüce ile görüşmeler yaparken şunu anlatır. Diyor ki, öyle sevdim ki İhsan'ı. O gece bizde kaldı. Öyle biriydi ki hemen içim ısınındı onu görünce. Memleketini sordum, Elazığlıyım dedi. Hiç karpuz ektiniz mi diye sordum. Çayların kenarına ekerdik hep dedi. Sınadım biraz onu anlayacağınız. Çünkü köy hayatını çok iyi bildiği için dediğiniz gibi Osman Şahin İhsan Yüce'nin de gerçekten senaryoyu yazarken biliyor mu bilmiyor mu bunu test ediyor. Daha ben sormadan şunu dedi diyor İhsan. Karpuzlar gece büyür. Büyürken de kırt diye bir ses çıkar dedi. Hayret ettim diyor yani bu adam gerçekten benim kaybetmek istemeyeceğim bir adam. Gerçekten bununla ahbaplık edip arkadaşlık edebileceğim bir adam. Çünkü bunu kimse bilmez. Fırat Dicle gibi nehir kıyısında yaşayanlar bilir. Bunu duyunca kalktım, İhsan'ı kucakladım, sarıldım. Böyle bir insan kolay bulunmaz yahu. Adam karpuzun gece büyüme sesini duymuş. Osman Şahin böyle bir hayranlıkla anlatıyor aslında. Fakat burada hayranlıkla anlattığı şey onun senaristliği ya da işte sinemacılığı, oyunculuğu vesaire değil. Köy hayatını bu kadar aslında erken yaşta uzaklaşmasına rağmen köy hayatını bu kadar çok iyi hatırlaması. Çünkü köyden ayrılması 1944 yılında oluyor. 1944 yılında ablası Belkıs zatüreye yakalanıyor ve babası tedavi için İzmir'e götürüyor. Fakat ablası şifa bulamıyor, ölüyor. İzmir'de vefat ediyor. Elazığ bundan dolayı hani bize uğursuz geldi vesaire düşünerekten bize dar geldi burası. Biz İzmir'e gidelim diyor. Zaten İzmir'e şey yapıyorlar, taşınıyorlar ailecek. Bir şeyin İhsan Yüce'nin muhasebeciliği de işte boksörlüğü de ondan sonra tiyatroya geçişi de hep İzmir'e taşındıktan sonra oluyor. Bir hayatında dönüm noktası olmuş İzmir. İzmir'e taşındıktan sonra oluyor hepsi. Şimdi altta yorumları da okuyorum da yine burada bir polemiğe sebep vermeyelim. Şimdi herkes orada yazan birkaç yorum vardı. İşte eser Osman Şahin'e ait olabilir ama senaryo İhsan Yüce. Arkadaşlar ben de zaten onu söylüyorum. Senaryoyu Osman Şahin yazmamış. Senaryoyu İhsan Yüce yazmış. Ama tamamen Osman Şahin'in kitabının alt zemini, karakterler, karakter isimleri, olay örgüsü her şey tamamen Osman Şahin'in kitabından çıkıyor. Şimdi şu var aslında filmin başında bence bu da yazılması lazımmış. Mesela Osman Şahin buna niye itiraz gibi etmemiş? Bir şey yazılabilirdi aynen. Tabii. Mesela bugün Yaprak Dökümü olduğu zaman dizide bile ne diyorsun? İşte Reşat Nuri Gültekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü'nden diyor. Mesela her dizide de var, filmde de var. Ama bakıyorsunuz bunda yok. Mesela Osman Şahin olsam ben buna itiraz edebilirim. Çünkü birebir aynısı. Karakter isimlerine varıncaya kadar aynı zaten. Ama burada şimdi İhsan Yüce'nin senaryosudur diye bir polemik oluşturmak yanlış. Senaryo evet doğru. %100 İhsan Yüce'nin senaryosu. Ama eser, konu, karakterler, olay örgüsü her şey tamamen Osman Şahin'e ait. O yüzden zaten ikinci bir Kibar Feyzo çıkmamış bence. Çünkü hani o tarzda şey yok. Mesela filmin içine baktığınızda hep herkesin çok artık klişe olduğu şeyler var. Mesela az önce senin söylediğin gibi İhsan Yüce dediği zaman bir şiir akla geliyor gibi. Kibar Feyzo dediği zaman işte efendim 141-142 başsınız. İşte Foşo Ağa bilmem ne falan orada gönderme. Evet o göndermeler hiçbir kitapta yok. Çünkü bu birazcık da siyasi bir malzeme yapılıyor bu film belirli bir noktadan sonra. Mesela orada yani kusura bakmayın replik geçtiği için söylüyorum. Ağanın bokunun üzerine bok olur mu diyor. Mesela orada teodal düzeni anlatıyor.
Yani orada belirli bir ağalık düzeni var. Ağalın çok değerli olduğu, affedersin dışkısının bile değerli olduğunu anlatıyor. Tabii. Öteki tarafta işte 141-142 başlığı, evet anayasadan o problemli işte sosyal sınıfı yıkmaya teşebbüsten olan maddesi 51'de herhalde yürürlüğe giriyor, 91'e kadar yürürlükte kalan bir madde. Ona gönderme var. Evet o da doğru. Bu senaryo kısmına İhsan Yüce tarafından mı eklendi? Yoksa Ertem Eğilmez'in ya da Atıf Yılmaz'ın veya başka birinin mi fikrini bilmiyoruz. Çünkü Arzu filmde sen de biliyorsun bir senaryo olgusunda tek bir kişiden çıkmıyor. Mesela Sadık Şendil yazıyor ama arka tarafta işte Münir Ali Takçatepe'nin, Münir Özkul'un. Aynen yani bir grup halinde yapılıyor bu ama bakıyoruz orada ne oluyor? Sadece Sadık Şendil'in ismi yazıyor gibi. Burada da belki bir toplu bir iş birliği var ama yazılmamış. Bence keşke Osman Şahin'in ismi filmin bir köşesine iliştirilseydi. Çünkü bilmeyenler bu, için bugün Fareler kitabını okusa ya bu birebir onun aynısı diyecekler yani. Abi şeyin aynısı işte. Yani bizim bu programın ilk bölümünde yaptığımız şey şuydu. Biz Vesikalı Yarim'i konuşmuştuk. O da mesela Menekşeli Vadi evet. Öyküsünün senaryolaştırılmış haliydi. Şimdi Safa Önal senaryoyu yazıyor. Çok başarılı bir senaryo. Ama hikaye Menekşeli Vadi. Yine Cengiz Aytmatov'un kitabından uyarlama. Selvi Boylum Al Yazmalım. Orada da eser Cengiz Aytmatov diye geçiyor. Nasıl ki onlar yazılıyorsa bence burada da yazılmalıydı. Benzerlerini mesela az önce şeyi söyledin ya, Şark Bülbül'ünü söyledin ya, onunla ilgili ben Milliyet Arşivi'nden biraz araştırma yapmıştım. Gözüme çarptı. Şöyle bir şey var. Şark Bülbül'ü filminin adı ilk olarak şeymiş. Türkücüler Kralı. Evet. Kemal Sunal. Kralı filmlerinde bir tane daha eklenecekmiş eğer Türkücüler Kralı olsaymış. Hatta Milliyet Gazetesi'nde şöyle bir, onu paylaşırım yakın bir gelecekte. Milliyet Gazetesi'nde şöyle bir gazete küpürü var. Şey yapıyor, elinde tüfek o şey sahnesinde, ilk sahnede, bizim gördüğümüz filmde ilk sahnede korucu, ormanı koruyor falan. Tüfeği doğrultmuş, altta Kemal Sunal işte Türkücüler Kralı filminde işte bu sene gösterime girecek falan diye. İhsan Yüce işte senaryosunu yazıyor. Orada da yine feodal düzeni eleştiriyor. Hatta şöyle işte içinde iki samanlık bilmem ne ahır kadar ahır bulunan işte Sarı Kavak Köyü falan gibi bir köylü galiba, ismini tam hatırlayamadım. İşte ihtiyarlar ve kadınlar şu kadar para yapıyor. İhtiyarlar ve çocuklar hediye daha doğrusu. İşte şu kadar baş erkek falan. Yani olabildiğince olayı ajite edip olabildiğince hani suyunu çıkartıp propagandayı çok güzel yapmış orada. İşte ağanın, az önce dediğin gibi ağanın pohunun üstüne poholur mu repliği, işte 141-142 başlığınız ya da işte avradınızı koynunuza ben koyayım falan diyor Zafer, mesela işte Şener Şen. Köyü mesela. Tabii. İşte hikayeyi oraya doğru evirmiş. Bu da işte az önce bahsettim ya, İhsan Yüce 7 kardeş. İkisi vefat ediyor. Diğer kalan kardeşler içerisinde milliyetçi, ülkücü tandansa geçiş o yapanlar da var. Bu tarafta olup sosyalist kesimi, yani sosyalist kanalı seçen de var. İhsan Yüce bunlardan biri. Şimdi İhsan Yüce bu düşünceyi, bu hayat görüşünü benimsiyor ve senaryolaştırırken hikayeleri bu görüşlerinden de elbette şey koyacaktır. Bu görüşlerinden de bir şeyler katacaktır ve o yöne doğru evirecektir diye düşünüyorum. Yani senaryoyu elbette dediğiniz gibi İhsan Yüce yazmıştır ama ben de mesela bunu okuduğumda baktım, Fareler, evet o öyküden esinlenmiş diyelim biz. Ama yine de eser sahibi olarak bence Osman Şahin yazılmalıydı. Hakkı teslim edilmeliydi. Belki aralarında böyle bir anlaşma vardı, biz bilemiyoruz. Onu da eklemiş olalım. İtiraz etmeme sebebi bu olabilir. Ya da sonrasında Fırat'ın cinlerini işte çekeceğiz. Hani burada yazmadık, orada yazalım gibi bir şey de olmuş olabilir. Hiçbir şey diyemiyoruz buna. Bu sadece bizim kendi düşüncemiz olarak kalıyor. Evet. Kibar Feyzo noktasında da mesela hep biz seninle konuştuğumuzda şey diyoruz ya, hani o dönem içerisinde bazı şeyler çok hoşgörüyle yaklaşılmış filmlerde. Ama günümüzde bu filmleri çekseler çok büyük bir tepkiyle karşılaşabilir. Aslında orada İhsan Yüce'nin canlandırdığı karakter, mesela senaryoyu kendisi yazıyor ama kendisini aslında kötü bir karakter yazıyor. Hı-hı. O mesela çok enteresan. Mesela ben kendi adıma düşünüyorum. Senaryoyu ben herhalde orada Şener Şen'i kendim oynardım yani. Herhalde onu yazardım. Ama bakıyorsunuz işte başlık parası için kızını 10 bin lira
para karşılığında taksit taksit satan, işte bir inekle eşdeğer gören, neredeyse bir mal olarak gören bir kişi. Bugün mesela bunu yapsanız, ya öyle bir şey mi olur ya, işte kim kızını satar bilmem ne yapar filan gibi bir durum ortaya çıkar. Ama baktığınız zaman senaryo noktasında hiç kendine tolerans tanımamış. Yani kendini bir ayrıcalıklı yapmamış. Mesela Kemal Sunal filmlerine buna bakıyorsun. Davaralı da öyle mesela. Aynen, yani geri planda kalan, çok böyle ön plana çıkmak istemeyen ya da ne bileyim ben yıldız olayım gibi böyle bir hırsı olmayan bir insanmış İhsan Yüce. Bu çok belli oluyor. Hep geri planda durmuş. Mesela kimi Kemal Sunal filmde yardımcı rolünde. İşte mesela o Sosyete Şaban'da işte yanındaki Kahya Mart. Kahya'ydı evet. Kahya'ydı. Yani düşünsene, yani daha mesela orada Kenan Pars'ın oynadığı zengin baba rolü olabilir ama İhsan Yüce de karakter olarak zengin tipi de yok. Bunu var var bir tane var ya. Bade işçi demişti herhalde değil mi? Bade işçi demişti ki ben de tip olarak hani evet, fakir evet. oynayacak bir tip yok demişti. Bunu şeyde görebiliyoruz. Hulusi Kentmen kötü bir karakteri oynamadığında görebiliyoruz. Ya da işte kim diyelim, Nubar Terziyan aklıma geliyor. Kötü bir karakterde oynamadığında görüyoruz. Ama abi, İhsan Yüce belki dişlerden de kaynaklı olabilir. Mesela diş noktasında da tam onun için bir efsane var. Hani yaptırmak istemiş gibi. Yapımcılar vesaire falan yaptırma, orijinalliğini bozma falan demiş diye bir efsane var. Ben gerçi doğru olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir şey var. Şimdi Fırat Zeybek de yazmış, herhangi bir kadın filminde evet zengin Hülya Koçit'in babasını oynuyor. Aşırı zengin bir adamı oynuyor. Metin Sevezli seslendirmişti orada. Ama ya hiç yakışmamış. Bu kadar eğreti. Takım elbise bile eğreti durmuş adamın üstünde. Biz onu kasketle ya da ne bileyim işte köylü kıyafetiyle izlemeye alışmışız. Şurasında sigara, yani burasındaki sigara sanki o kadar doğal ki yapışmış gibi duruyor ve biz onu fark etmiyoruz aslında izlerken. Dikkat et, adamda sigara var falan ya da işte hani yeni RTÜK kurallarına göre orada işte buz geldiğinde görebiliyor. Sigara varmış orada falan diye. Fark edemiyorsunuz. Adamla o kadar bütünleşmiş. İhsan Yüce öyle komple bir oyuncuydu. Bir de şu var. Kötü adamı oynadığında biz ona tam kızamıyorduk. Evet. Erol Taş gibi, işte Hayati Hamzaoğlu, Bilal İnci gibi tam kızamıyorduk ya da Nuri Alço, Tecavüzcü Coşkun gibi falan kızamıyorduk. Çünkü bir sevimli tarafı var. Yani bir kere böyle güldüğünde o dişlerdeki o sevimliliği alıyorduk biz. Şeyde de öyle, Çöpçüler Kralı'nda da öyle. Kötü bir baba, çocuklarına da öyle, sert davranan baba. Şeyde de öyle, Çiçek Abbas'ta da. Kızını sürekli işte zengin bir minibüsçüye vermeye çalışan, hayatını kurtarmaya çalışan, asalak gibi yaşayan bir adamdı ama meraklı yine de kızamıyordu. Mesela Meraklı Köfteci de aynı. Yani kızını ilaçla yapmak için, miras için. Tabii tabii. Onu kullanıyordu. Dediğin doğru ama baktığımız zaman hani tam kötü karaktere bürünmüyor ama hani kurnaz, böyle hani şark kurnaz dedikleri tipte. Üçkağıtçı. Belki de o karakter o yüzden seviyor. Yani şeytan tüyü var aslında baktığınızda. Tabii tabii. Yani kızamıyor dediğin nokta. Mesela Çöpçüler Kralı'nda da işte gidiyor geliyor. Mesela Şener Şen'le Kemal Sunal arasında bir şey yapıyor. Ama hiç yadırgamıyoruz yani. Ya şimdi Ahmet yazmış diyor ki Sultan'da da öyle. Doğru. Sultan'da da ben mesela tam kızacağım. Şey bağırıyor. Bulut Aras bağırıyor. Baba diye bağırıyor. Ne bağırıyorsun lan öküz gibi falan diye. Tam orada yelkenleri suya indiriyorsun. O kadar komik oynuyor ki o kötü adamı. Mesela oğluyla konuşurken bir kahvaltı sahnesi var. Yani insanın tekrar tekrar kahvaltı yapası geliyor. İştahı açılıyor. Öyle bir hem yiyor bir yandan reçele falan ekmeği bandırıyor. Hem yiyor hem konuşuyor. Hem oynuyor. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Postacı filmindeki rolü nasıl demiş. Postacı filmindeki rolü biraz pasif kalmış evet, Erdal Özyağcılar'ın altında. Bayağı pasif kalmıştı. Ama tam bir pasif baba rolü. Eğer rol öyle çizildiyse, karakter öyle çizildiyse onu da başarılı oynamış. Deli Çavuş rolü de öyle. Bu sefer Erdal Özyağcılar seslendirmişti zaten. Deli Deli Küpeli filminde. İşte İhsan Yüce, Kemal Sunal'la aşağı yukarı sayı vardı. Birkaç tane filmde oynamış. 21 tane filmde oynamış. Bunların da 6-7 tanesinin senaryosunu yazmış. Kısaca söyleyeyim, Öğretmen, Uyanık Gazeteci, İnatçı, Düttürü Dünya, Deli Deli Küpeli, Keriz, Sosyete Şaban, Postacı, Çarıklı Milyoner, Doktor Civan'ım, Davaro, Şark Bülbülü, Çöpçüler Kralı, Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, Meraklı Köfteci, Şaşkın Damat, Salako, Güllü Geliyor, Güllü, Canım Kardeşim ve Kibar Seyzo. Birçoğunda tabii küçük roller de var. Mesela Şabanoğlu Şaban'ın Sünnetçi rolündeydi. Aynen. Şener Şen'le de 10 filmde oynamış.
Milyarder, Şalvar Davası, Çiçek Abbas, Dolap Beygiri, Davaro, Erkek Güzeli, Sefil Biliyor, Sultan, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı ve Şabanoğlu Şaban. Aslında hani oyunculuk gücü de çok fazla. Senarist aynı şekilde çok fazla. Biraz sonra şeye de geçeceğiz zaten. Bazı şeylerde Ya özür dilerim. Tufan şey yazmış ya. Pes vallahi ne güzel söyledin. Hayret. Ya çok klasik bir replik. Bunu şeyde de radyolarda falan da çok duyardık. İhsan Yücel'in bu repliğini, Çöpçüler Kralı filmindeki bu repliğini. Onun sesiyle bütünleşmiş repliklerden biridir bu. Her rolün hakkını verip senaristini ortaya koyması demiş Ahmet Çat. Kesinlikle öyle. Tabii. Ama bu senaryoyla ilgili az önce ne zaman geldin yayına bilmiyorum ama senaristliğiyle ilgili az önce biraz böyle dokundurduk. İnşallah kızmazlar değil mi? Ama kızsınlar lan Yine kızar. Kızacak olanlar da kızsın Şimdi tabii Yeşilçam emekçilerinin, ya bence de İhsan Yüce bunların en başında geliyor zaten. yapalım? Çok büyük paralar kazanmadıklarını zaten biliyoruz ki bunun hayat hikayesine baktığımız zaman İhsan Yüce'nin böyle güllük gülistanlık bir hayatı olmamış. Her ne kadar babası kuyumcu olsa da günün sonunda incelediğimizde güzel bir hayat yaşamamış. Kızına güzel bir gelecek sağlamak için de yan rollerde oynamış, işte senaryolar yazmış, birçok şeyde yer almış. Ve birçok sanatçı gibi mecbur kalıp yolu bir zaman sonra Yeşilçam'ın o kötü erotik dönemine de denk O da mı kötü gelmiş. yolu düştü? Yani ne yazık ki. Ya tabii onlara şimdi bir şey diyemiyorsunuz, belirli kesimlere. Şimdi şöyle o bilmeyenler için bilgi verelim. Genelde yapımcı işte sen diyelim ki çok ünlü bir karakter oyuncusun. Böyle bir film çekiyoruz diyor ve şu kadar para var diyor. Sen tabii filmin artık o kadar 200-300 tane film oynamışsın ki filmin konusu seni ilgilendirmiyor zaten. Diyorlar ki abi gel senin şu gün sahne var diyorlar. Sen orada kızın babasını oynuyorsun mesela. İşte orada bir olay oluyor, bir şey oluyor, bilmem ne oluyor. Senin rolün bitiyor, paranı alıp gidiyorsun. Çünkü sen yan rolsün. Ama o filmin tamamına baktığınız zaman aslında o bir erotik film. Sonra diyorsun ki aa bu filmde işte niye bu oynamış? Ya bu filmde niye işte var? Vay işte Aden Aşık da oynamış. Vay o da oynamış. Vay bu da oynamış. Öyle bir şey yok aslında. Yani onlar zannetmeyin ki senaryoyu ellerine alıyorlar o zaman okuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Öyle bir dönem değilmiş yani. Ve para kazanmak için de ne yazık ki ucundan kıyısından bu filmlere girmişler. Fakat benim burada hani oynadığı filmler var. İşte 1977 yapımında Leyla diye bir film var. 1975'te Anasının Kızı var Arzu Okay'ın oynadığı. 75'te de Ah Ne Adem Dilli Badem isimler de bu arada çok komik isim olanlar da var. Bunlar noktası evet ama geri kalan da 75, 77, 76 da diyebiliriz. Bu yıllar arasında yazdığı senaryolar var. Evet. Yani Kibar İsimler de Feyzo'dan çok farklı komik olarak ya. mesela Su Perisi Elması diye bir filmi var. 1976 yapımı. Işık Toraman filmin yönetmeni ve yapımcısı bununla beraber yazmış mesela senaryosunu. Ye Beni Mahmut var mesela. Bunda yine az önce söylediğim gibi Mürüvvet Simm, Renan Fosforoğlu, Nevzet Yakın gibi hepimizin çok tanıdığı isimler var. Ama bu bir erotik komedi filmi. Feri Cansel'in başrolünde oynadığı. Vur Tatlım var 1975 yapımı. Tamer Yiğit Ağtuğba. Japon İşi, Çin Çin işi, işi, evet. Çin Japon işi, Japon işi işi var. senaryosu var. Ali Poyrazoğlu'nun oynadığı. Ama burada oynamıyor kendisi. Sadece senarist olarak yer almış. Bekaret Kemeri var. Oksal Pekmezoğlu'yla birlikte yazmış. O yönetmiş. O aynı zamanda yapımcısı olmuş. Bunun yanı sıra Bekaret Kemeri, Tamer Yiğit'in filmiydi galiba. evet, o Arzu Okay'la birlikte oynuyorlar. Bir de bunun yanında hepimizin bildiği Parçalı Behçet filmleri var. Onların da altında İhsan Yücel'in adını görüyoruz. Bu arada bir San şey söyleyeceğim. Özür dilerim bir saniye. Ahmet Cihat şey demiş. Bu filmler Güllü'nün Isparta'dayken izlediği filmler diye Kurtlar Vadisi sevenlerine bir gönderme yapmış. Onu okuyayım. Zımbala Yani Behçet var evet bir de. Parçala Behçet, Zımbala Behçet de var. işte Behçet Nacar filmleri koleksiyonunda Sansar, Seferim var. Zımbala Behçet ve Helal Sana Behçet filmlerin senaryosu da İhsan Yüce tarafından yazılmış arkadaşlar. Ama biz tabii hiçbir zaman ben yine söylüyorum erotik Yeşilçam dönemleri içerisinde yer alan gerek kadın sanatçılara ya da erkek sanatçılara ya da yeri gelen üçüncü karakter oyuncularına öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman yadırgamadım ve yadırgamıyorum. Çünkü bunlar ekmek parası için yapılan şeyler. Çünkü sinema ciddi bir krize giriyor. Ve bu insanlar ne yazdıklarını, ne ettiklerini bile bilmeden işte komedi yazıyorlar. Belki İhsan Yüce bu filmlerde bile belki normal bir tekst yazmıştır. Ama devamında işte araya parçalar eklenerek, çekim yapılırken bir takım yerler değiştirilerek ortaya abuk sabuk adı film bile denmeyecek
bu kötü yapımlar çıkmıştır. Abi diyalog var mıydı ki o filmlerde? Yani diyalog çok eksik olsa gerek. Şimdi mesela bak burada şey yazmış. Tufan yine diyor ki Nizam Ergüden'in hayatını anlattım. İnsanlar neden ajitasyon yapıyorsun? Gidip fabrikada işçi olsaydın diye yorum atıyor. Adam o yıllarda 60-65 yaşlarında. Hangi fabrika alır? Doğru. Yani bunlar ihtiyaçtan oynuyorlar. Çünkü mesleği oyunculuk bu adamın. O dönemde filmler bunlarsa gidip oynuyor ya da senaryo yazıyor. İşte Kazım Kartal'ı konuştuk. O da mesela bakkal laf sokuyor artık ona. Ben diyor hiç dayanamadım artık diyor. Yani gururuma yediremedim. Kabul ettim, gittim, oynadım. Bundan dolayı oynadım o filmlerde diyor. Şimdi mesela o tamam Ali Poyrazoğlu hangi sebepten oynadı onu da çok merak ediyorum. Onu da bir gün erotik filmleri konuşurken konuşmak isterim. Mesela Arzu Okay keza biz bunu yayınladık ama yine hala orada da linç yedik biz açıkçası. Yani işte artık hiçbir şekilde parası kalmadığında mecbur kalıp bu filmlerde rol olmuş. Ama herkes yazmış ya fabrikada çalışabilirsin, temizlikçiliğe girebilirsin, konfeksiyonda çalışabilirsin. Ya herkes herkesin hayatını yargılıyor ne yazık ki. Ama içinde bulunduğu dönemle ve şartlarla ve kişilerle değerlendirmek lazım. O dönem içerisinde ben yine söylüyorum yani İhsan Yüce olsun diğer başka isimler olsun. Yani niye ben acaba Çin işi Japon işini İhsan Yüce yazmıştır diye kınamıyorum, eleştirmiyorum. Benim gözümde iyi bir senaristtir, iyi bir oyuncudur. Kibar Feyzo'daki yaptığı iş elbette ki yine diyorum Osman Şahin'le entegrasyonla birlikte ortaya çıkan bir çalışma ama az önce saydığımız dünya kadar yüzden fazla kendi ifadesine göre film var. Bu arada şunu da söyleyelim. Ne yazık ki İhsan Yüce'nin hiçbir yerde bir röportaj kaydı yok. Yani canlı kendisiyle yapılmış bir röportaj yok. Bu Turgut Özatay için de geçerli. Reha Yurdakul için de geçerli. Yani o tarzdaki sanatçılarla doğru düz kimse röportaj yapmamış açıkçası. Bazı TRT skeçlerinde Sami Azin Sesi, Cevat Kurtuluş'u, işte Mürüvvet Simi geçen yayınladık bunları çünkü. Orada görebiliyoruz. Yer yer özellikle 90'lı yıllarda bu isimlerle yapılmış olan röportajlar var. Ama İhsan Yüce için benim bulabildiğim TV'de 7 Gong diye bir dergi var. Orada Sosyete Şaban filminin senaryosunu yazarken bir röportaj gerçekleştirilmiş. Filmin orada da adı belli değilmiş. Hatta röportajda da böyle diyor. Filmin adı belli değil. Şu anda senaryo yazılıyor. Hatta film çekilirken yazıyormuş senaryoyu. Çünkü diyor ki biz bir odadayız. Böyle anlatıyor. Ve orada işte biz İhsan Yüce ile senaryo yazarken konuşuyoruz. İşte arada Kenan giriyor, o giriyor, bu giriyor. Ve bir şekilde de orada senaryo ortaya çıkıyor demiş. Sadece bu röportaj kaydını bulabildim. Bir de YouTube'da İhsan Yüce ile ilgili bir belgesel var. Birkaç yıl önce sinemalarda da yayınlandı bu belgesel. Bizden sonra orada izleyebilirsiniz. Orada özellikle yakın arkadaşlarının kızıyla ilgili yapılmış olan bir röportajlar serisi var. İşte Salih Kalyon, Menderes Samancılar gibi isimlerin de orada şeysi var. Mazlum Orada Çimen de da vardı galiba orada. evet orada ses kayıtları var arkadaşlar. Yani görüntü yok. Ama işte biriyle konuştuğu, işte Alevi dedesiyle konuştuğu bir takım ses kayıtları var. Anadolu'da giderken gelirken ki bazı yerlerde kayıt almışlar. Onlar duruyor ama kendi görüntüsü ne yazık ki hiçbir yerde yok. TRT arşivinde de yok bu arada. Yani orayı da ciddi bir taramadan geçirdik. Bu isimlerle hiç kimse merak edip de bir röportaj yapalım, bir yayın yapalım dememişler. O zaman Genelde tabii de Sedat popüler yok tabii. isim. Olsaydı Tabii. yapardı diye düşünüyorum. Ben hemen atlardım oraya. Hadi gidelim konuşalım falan Yani diye. popüler Şimdi isimlerle yapılmış mesela. İşte ilk işte aklıma gelen Uğur Dündar'ın o işte Hayatınız programı. İşte orada mesela Münir Özkul'u görebiliyoruz. İşte Ne Güzel Aden'i Açtı görebiliyoruz. Birçok ismi görebiliyoruz orada. Ama işte o isimlerin dışına çok fazla çıkılmamış. Öyle söyleyeyim. belki politik kaygılarla da çağırmamış olabilirler programa. Bu da olmuş olabilir. Bilemiyorum. Ama İhsan Yüce şöyle de başarılı bir tiyatrocudur. Suç ve Ceza'yı tiyatroya ilk uyarlayan kişidir İhsan Yüce. Böyle de bir bilgi var. Bunu da söyleyelim. Mesela Yılanların Öcü'nü iki kere çekildi. Bir 60'larda bir de 80'lerde. Ben 80'lerdeki versiyonu daha çok beğeniyorum. Orada muhtar rolünü çok başarıyla oynamıştı. O filmde mesela Erdal Özyağcılar da Haceli rolünü çok gaddar bir kötü adam oynamıştı. Biraz böyle komik gibi dursa ama gerçekten gaddar bir adamdı orada da. Yani kadına gidip taşla böyle sırtına beline taş atıp kadını neredeyse hastanelik etti. Çocuğu falan düştü galiba. Hikayede de öyle geçiyor. Böyle bir rolde oynamıştı. İhsan Yüce oradaki muhtar rolünü oynamıştı. 1976 Altın Portakal Film Festivali'nde İşte Hayat filminde ki rolüyle en başarılı yardımcı erkek oyuncu
ödülünü alıyor. Ve 81 yılında yine Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Derya Gülü ismindeki filmiyle en başarılı erkek oyuncu ödülünü alıyor. Böyle de başarılı bir oyuncu. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Evet, o dönemki filmlerin senaryosunu yazması ya da işte bu erotik filmlerde oynaması ya da senaryosunu yazması tamamen para, maddi kaygılardan yaptı. Ortaya çıkıyor çünkü. Kötü bir oyuncu olduğundan mıdır oralara düştü? Elbette değil. Oradaki birçok oyuncu gerçekten çok başarılı oyuncular. Yargılamak bizim haddimize düşmez. Sadece onları objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz, anlatmaya gayret ediyoruz. Kimse kimsenin hayatını bu kadar kolay yargılama hakkına sahip değildir. Ve hiç kimse de sınanmadığı günahın masumu değildir arkadaşlar. Allah inşallah hiçbirimizi bu tip maddi sebeplerden, bu tip maddi olaylarla sınamaz. Açlık çok kötü bir şey, onu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim sadece sana, hani bir yerde katılmadığım noktayı belirteyim. Hani siyasi kimliğinden dolayı hani röportaj yapılmamış olabilir dediğine, ama TRT'nin çok fazla yapımında yer alıyor. Yani özellikle TRT televizyonda Ramazan programlarında Münir Özkul'la birlikte yer alıyor. TRT'nin birçok dizisinde kez aynı şekilde yer alıyor. Hani TRT noktasında bir ambargo olsa direkt oradan başlar. Yani orada hiç bir rolü olmaz. Bence röportaj yapılmamasının altında başka bir şey olabilir. Yani çok değerli de bulunmamış olabilir. Zaten hani belirli bir kalıp içerisinde, özellikle 2000'li yıllardan sonra işte Kibar Feyzo'nun senaryosunu yazdığı Ekmek, Şarap, işte şiiri falan. Ondan sonra birazcık daha böyle popülerliği artıyor. İlk başlarda bence o kadar da çok aslında o dönemlerde popüler olduğunu düşünmüyorum. Belki de bilinmiyordu da yani. Öldükten sonra mı badem gözlü oldu diyorsun? Evet, aynen öyle. Bence ondan oluyor. Şöyle, İhsan Yücel'in arkadaşlar seslendirme yaptığını biliyor muydunuz? Kendisinden başka kimseyi seslendirdi. Bizimkiler de Orhan Çağman'ı seslendirmişti. Galiba 2-3 bölüm, hatta bunu Nevzat Çankara ile konuştuğumuzda ben özellikle istemiştim İhsan abinin de seslendirmesini. Şöyle, Orhan Çağman zannedersem rahatsızlık geçiriyor o dönemde. Bir gribal enfeksiyon olabilir. Sessiz çekildiği için dizi seslendirmesi gerekiyor ve ona sesi en yakın İhsan Yüce'yi bulduk. İhsan abiden rica ettik, bir iki bölüm onu seslendirdi demişti. Bu da onun kariyerinde belki kendisinden başka, İhsan Yüce de çok kişi konuştu ama genellikle kendini konuşuyordu. Galiba kariyerinde ondan, kendisinden başka seslendirdiği ilk kişi ya da tek kişi olabilir Orhan Çağman. Benim elimdeki bilgi bu. Başka seslendirdiği kişiler varsa da, onları bilenler varsa yazsınlar, okuyalım arkadaşlar. İhsan Yüce, ben Erdal Özyarcılar'ın sesini çok yakıştırıyordum İhsan Yüce'ye. Çok iyi bir uyumları vardı. Mesela Deli Çavuş rolünde çok iyi bir uyumları vardı orada. Ama ekseriyette kendi sesi, mesela Davaro filminde de Dinçer Çekmez seslendirmişti. Ben çok yakıştırmamıştım onu nedense. Yani kendi sesiyle oynasaydı bence çok daha iyi olurdu. Mesela tıpkı Çöpçüler hani Kralı'ndaki, Kibar Feyzo'daki Yeşil gibi. Yeşilçam filmlerinde tiyatro kökenli sanatçılar aslında çoğu kendi seslendirme yapıyor. Mesela Münir Özgül, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, hepsi tiyatro kökenli insanlar ve kendilerini konuşuyorlar. Mücbir bir sebep olmadıkça hep kendileri konuşuyorlar. Mesela burada o kalaba uymayan bir İhsan Yüce var. Hani tiyatrocu olup da kendini seslendirmeyen tek tük filmleri, onları düşüyorum. Genel ekseriyet zaten başka. Bir de Hulusi Kentmen var mesela. Hulusi Kentmen de tiyatro kökenli bir insan. Ama özellikle 90'lı yıllarda dizilerde sadece kendi sesini kullanmış. Ondan önce hep Kemal Ergüven ya da Haldun Ergüven seslendirmiş mesela. Ama yapmamış. Kendi sesini kullanmamış mesela. Çok enteresan. İhsan Yüce'nin mesela Saloko filminde de Rıza Tüz'ün seslendirmişti. Orada Kamran Usler'de, bugün ölüm yıl dönümü Kamran Usler'in, vefat yıl dönümü, Allah rahmet eylesin. Orada Abu Zera'yı seslendiriyordu o da. Kamran Usler'de. Sol diye bir şey çıkarmışlar. Allah seni inandırsın, sol elimi kullanamaz oldum falan diyordu böyle. O da Salako'nun ağasını, Melezler'in babasını oynuyordu. Ve orada da Rıza Tüz'ün seslendirmişti. Hani böyle galiba yüzdeye vurduğumuzda %20 civarı başkasının konuştuğu filmler ya da 30 civarı diyelim. Diğerlerinde ekseriyette kendi sesini duyuyoruz ve ben İhsan Yüce'nin gerçekten kendi sesini
yani kendisine yakıştıranlardanım. Oyunculuğunu falan hep üst seviyeye çıkartır. Çok başarılı da bir seslendirme yapıyor. Kendisini yeniden seslendiriyor, konuşuyor. Keşke diğerlerinde de kendisi konuşsaymış. Belki dediğiniz gibi turne olabilir, yönetmen tercihi olabilir vesaire vesaire. Bunlardan dolayı başkası seslendirmiştir. Şimdi arkadaşımız birisi şey yazmış, diyor ki İhsan Yüce Salacak İskele sokakta oturdu. Bu yüzden Salacak İskelesi civarının yakın sokakların imzası olduğu filmlerde pilot olarak kullanılmasında parmağı vardır. Peki ben şey merak ediyorum. Şimdi Salacak İskele tarafında oturuyor da oralarda bir sokağa İhsan Yüce adı verildi mi? Ben hiç duymadım. Bu arada şey nostalji sahnesi, Tufan demiş ki İnatçı'da kendi sesimi şöyle bir hatırlayayım. Galiba kendi sesi oradaki. Yine bir dinlemem lazım ama İnatçı filmin hani çok uzun zaman oldu izleyeli. Ama kendi sesi olduğunu düşünüyorum İnatçı'daki sesinin. Acaba az önceki şu bilenler var mı? Yani Üsküdar'da İhsan Yüce'nin yaşadığı o semtte, Salacak'taki kulesinin karşı tarafında kalıyor bu semt. Orada İhsan Yüce sokağı var mı? Yani bir Üsküdar Belediyesi'ne söylense böyle bir isim verilir mi acaba sokaklardan birine? Bir de bu isimlerin biraz önce Ahmet Bey de yorumda yazmış. İşte çok sigara içtiğinden dolayı belki son dönemlerde sesi kısık olup o yüzden seslendirme yapmamış diye. Bu isimlere baktığımız zaman aslında kendilerine çok iyi bakmadıklarını görüyoruz. Yani mesela ölüm yaşına baktığımız 62 yaşında kaybetmiş. Her ne kadar filmlerde böyle daha yaşlı gibi dursa da işte kayıtlara göre 1929 doğumlu, 1991 yılında da vefat ediyor. Aslında hani genç sayılabilecek, günümüz için genç sayılabilecek bir yaştan bahsediyoruz. Kalp krizinden dolayı vefat etmiş ve o röportajı da izlerseniz az önce söylediğim orada kızı Aslı ölüm gününü anlatıyor. Bunlar Münir Özkul'la beraber Edirne'ye bir film çalışmasına gidiyorlar. Orada işte hatta bir tane son fotoğrafları da var. Münir Özkul'la birlikte bir caminin içerisinde çekilmiş. O belgeselde o fotoğraf da yer alıyor. Ve sonrasında geri İstanbul'a dönüyor ama çok yorgun bir şekilde dönüyor. Kızı Aslı o sıralarda bir tiyatro oyununda oynuyor ve tiyatro oyununun içinde bir prova yapıyorlar. Ve karşılıklı baba oğul, baba kız replikleri söylüyorlar birbirlerine. Ve orada diyor ki ya keşke şunu da şöyle söyleseydin, bunu da böyle söyleseydin diyor. Ve işte kız döner 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 diyor İhsan Yüce ve sonra yere kalp krizinden dolayı yere kapaklanıp düşüyor ve hayatını kaybediyor. Yani son sözleri aslında kız döner 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 oluyor. Yani yine bir tiyatro repliğiyle diyelim hayata veda ediyor. Tabii dediğim gibi fakirlik, yoksulluk, stres, işte sigara, işte belki içki tarzındaki alışkanlıklarla birlikte aslında ömür ciddi anlamda yıpranıyor ve ömür bayağı bir azalıyor, öyle söylemek lazım. Kızı şey diyor, benim anlattığım sahneyle kendisinin bir dönem işte Charlie Chaplin'in Sahne Işıkları filminde dans sahnesiyle benzeşme yaptı. Kalktı o sahneyi diyor, canlandırıyor. Hatta karakterin ismi Calvero'ymuş galiba. Calvero oynamış, gençliğinde böyle mi okunuyor bilmiyorum. Ayağa kalktı, kız döner 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 Calvero gibi dedi. Göğsünü tutup yere yığıldı. O işte babamın son sözleriydi. İhsan Yüce Üsküdar Doğancılar Camii. Zaten Salacak'taki Salacak'ın yan semti Doğancılar. Orada mahallenin bitişiğinde ki orada Doğancılar Camii'nde cenaze namazı kılınıyor ve Karacaahmet'e defnediliyor. Kızı da bir daha o yaşadığı eve gitmiyor. Vefatın ertesi günü oradan taşınıyor. Bir daha da o eve gitmiyor. Elimizdeki bilgi bu şekilde. Hatta kızının şöyle bir sözü de var. Yine bu bahsettiğim Elazığ Dernekler Federasyonu kitabında geçen. Bakkala manava borcumuzu vermek için ay sonunu beklerdik. Ay sonunu bekler gibi diyor, film beklediğimiz olurdu diyor. Bize diyor film gelsin de senaryo yazsın babam. Ismarlama senaryoları babam bu yüzden yazıyordu. Evet, kızının adı Aslı. Aslı Hanım öyle söylüyor, Aslı Yüce. Senaryolardan kazandığımız parayla geçiniyorduk, mutluyduk. Biz o senaryo taleplerini ay başını ya da işte ay sonunu ne derseniz artık bekler gibi bekliyorduk. Babam senaryo yazacak, maaş alacak. Bakkala, kasaba, manava neyse borcumuzu ödeyecektik. Ama hiçbir zaman başta da söylediğim gibi kendini garantiye alacak bir para hiçbir zaman kazanmıyor. İhsan Yüce. İspatür diye bir izleyicimiz orada bir şey sormuş ama şunu söyleyeyim, röportajı yok demedim ben. Yani yayınlanmış görüntülü,
kendisinin verdiği bir röportajı yok arkadaşlar. Video ha, yazılı yok. Var tabii. Yazılı var. Biraz önce hatta belki orayı kaçırmış olabilir izleyicimiz. Özellikle orada söylüyorum zaten TV 7 Gong dergisinde yapılan bir röportaj var zaten. Bunun gibi Ses dergisinde de var. 3-4 tane röportajın hatta yarın da yayınlayabilir Sinemasko'dan. Röportajları var ama bunlar yazılı. Sözlü yani kendisinin kamera karşısına geçip bir video kaydıyla olan röportajı ne yazık ki yok. Bizim demek istediğimiz ama yanlış anlaşıldı herhalde orası da. Yanlış anlaşmayı ortadan kaldıralım. Evet yani burada da insanlar şimdi sonradan giriyorlar yayına. Mesela az önce bir arkadaşımıza şey sormuş. Dişleriyle alakalı konuştuk da dişlerini dahi yaptırmak için maddi durumun olmadığı doğru mu? Ben böyle bir bilgiye sahip değilim. Doğrudur ya da yanlıştır diyemem. Ama dişlerini şöyle bir şey okumuştum. Dişlerini yaptırmamasını isteyen yapımcılar olduğu söyleniyor. Bu da bence bir şehir efsanesi. Aynen, ben gerçek olduğunu aynen. düşünmüyorum. Yani insanların hayatına bu kadar çok karışan yapımcı var mıdır? Çok zannetmiyorum. Yani belki de vardır. Bize çok tuhaf geliyor. Şimdi bugünden bakınca geçmişi yargılamak ya da geçmiş hakkında ahkam kesmek şey yapar. Yanlışa sürükler bizi. Ahmet Bey yazmış kız, zaten. Evet, protezleri vardı da takmaz demiş. Olabilir. Bu söylenti yalan hocam. Doğru. Bence bir de yalan. Yan karakter olduğu için yan karakterin yapımcının hani dişiyle, gözüyle, kaşıyla ilgilendiğini ben düşünmüyorum. Başrol oyuncusu olsa elbette. Yani ne bileyim Müjdar'ın mesela burnu daha sonra estetik yaptırılıp düzelttirilmiş mesela. Bunun gibi yani aklıma gelen ilk örneklerden biri. Başrol olsa hani buna izin verilebilir belki ama yan rolde dişiyle ilgili, saçıyla başıyla ilgili çok ilgileneceklerini yapımcını düşünmüyorum yani. Abi şöyle son olarak ben şu notu belirtmek istiyorum. Ondan sonra benim İhsan Yüce ile alakalı söyleyeceklerim muhtemelen son olacak. 15 Mayıs 1991'de vefat ettiğinde işte az önce bahsettiğim gibi Üsküdar'da Karacaahmet Mezarı'na defnediyorlar ama onun çok yakın arkadaşlarından sürekli aynı masada meşk ettikleri Can Yücel cenazesine katılmıyor. Ve o dönem böyle çok kötü bir magazin şeyi vardır ya, böyle soruları vardır ya, hala aynı şeyler devam eder. Neden katılmadınız, aranızda bir problem mi vardı diye sorarlar. Can Yücel de isteyerek katılmadım. Hatta şöyle bir cümle söylüyor, ulan insan hiç arkadaşını toprağa gömer mi diye söylüyor. Ve bundan dolayı katılmadığını, hani arkadaşını toprağa kendi elleriyle gömmek istemediğini ifade ediyor. Hatta şöyle, cenaze namazından sonra cenaze mezarlığa giderken kendisi aksiyona gidiyor. Mezarlığa gitmiyor Can Yücel. Böyle de bir şey var. Sevgisini bu şekilde dile getirdiği söylenir Can Yücel'in İhsan Yüce'ye karşı. Bu da benim bu konuyla alakalı söyleyecek son şeyim olsun. İhsan Yüce'ye sinemaya kattıkları için, sinemamıza kattıkları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok büyük emeği var tiyatro, sinema dünyasında. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kimin nereye gittiğini, cennette mi yoksa başka bir yerde mi olduğunu elbette ki herkesin inancı doğrultusunda Yaradan bilir. Bu konuda da ahkam kesmek istemiyorum ben. O sebeple ben hayır duayla anmak istiyorum İhsan Yüce'yi. Mekanı cennet olur inşallah. Biz kendisini çok seviyoruz ve her yıl dönümlerinde de anmaya, onu paylaşmaya, insanlara sunmaya gayret ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mustafa Ergiz 38-38 rahmetli Kayseri Erciyes Üniversitesi Fakültesi Hastanesi tedavi gördüğünde babam sağlık memuru idi ve kendisi ile hasbihal etme fırsatımız olduğunda bir sözünü unutamıyorum. Yeşilçam başkaydı. Ben Kayseri tedavi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hı hı. Eğer İhsan Yücel'den bahsediyorsa rahmetli diye yazmış ama Kayseri'de tedavi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Can Yücel'den mi bahsediyor? Bilmiyorum. Ay, İhsan Yücel'dir o zaman. Yani Yeşilçam Yeşilçam'la bir alakası yok. Dediği için ben o bilgi bende yok maalesef. Hı hı. Evet doğru demiş. Hatta Mustafa tekrardan evet hocam demiş. Demek ki bende bu bilgi yok. Kayseri'de tedavi görmüş demek ki. Hı hı. Bendeki bilgiler de bu şekilde. İhsan Yüce'yi elimizden geldiğince artısı, eksisiyle, filmleriyle, oyunculuğuyla değerlendirdik ve bir saati doldurduk. Önümüzdeki programda konuşacağımız konuya gelelim istersen. Bu konuda da bir anket oluşturalım. Gene her zamanki evet. gibi. Benim önerim yani şöyle, seslendirme sanatçılarını konuşalım istiyorum ama şöyle, iki hafta sonra yapacağız diye konuşursak eğer, iki hafta sonra 6 Ağustos Salı günü Ceyhan Tözüm'ün, rahmetli Ceyhan Tözüm'ün doğum günü.
6 Ağustos aynı zamanda Semih Sergen ve Sungun Babacan'ın da vefat yıl dönümü. Ben aslında hani Yeşilçam'a çok fazla değdiği için Jeyan Tözüm'ü detaylıca, etraflıca tanıklarından biraz böyle bilgi alarak konuşmak istiyorum. Onu zaten İthaf Sanat Dergisi'ne de yazmıştım. 10. sayısına, Ocak ayında çıkan sayıya yazmıştım. Evet, Semih Sergen'i de söyledik zaten, yıl dönümü. Ve buna alternatif olarak da Yaman Okay'ı ankete ekleyebiliriz diye konuşmuştuk seninle. Başka bir alternatif varsa arkadaşlarım, başka bir söyleyecek, yani teklif edeceği bir isim varsa ankete koyabiliriz. Ben bu iki kişiyi ankete koyup en azından bir seslendirmeyi, dublajı, Yeşilçam için dublajın kıymetini, önemini konuşmak isterim. Yavuz Erçetinkaya demiş. Yaman Okay bence Yavuz Erçetinkaya'dan daha da kariyerli, göz önünde bir isimdi. O bence biraz daha konuşulmaya değer demeyeyim de, o biraz daha böyle konuşulacak çok şey vardır diye düşünüyorum Yavuz Erçetinkaya'dan. Çünkü çok kısa bir ömür sürdü Yavuz Erçetinkaya, keza Yaman Okay da öyle, ama hep böyle geri planda kaldı. Senaryo ya da işte yardımcı yönetmen olarak filmlerin arka planında kaldığı için çok fazla böyle konuşacağımız bir şey olmasa gerek, Yaman Okay çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Alttaki yorumları da okuyorum arada. Cüneyt Arkın'ın kötü filmlerini konuşun diye. Evet, o bizim gündemimizde var. Kemal Adalet Cimcoz da Sunal olabilir demiş. için yapılan, ona katılıyoruz. Ertem Eğilmez demişler. Evet, Ertem Eğilmez'i de aslında konuşmak istedik biz. Yine Sedat'la yaptığımız ikili görüşmelerde. O da olabilir. Eğlenceli Ben ve farklı yönleri Ertem olan bir Eğilmez'i film. konuşacağımız zaman Ferdi Bey'in de aslında yayında olmasını çok isterim. Ferdi Ferdi Bey Eğilmez. katıldı aslında yayına biraz Evet, az önce. Ben önce altta gördüm. gördüm. Ferdi Bey keşke olsa, hani bize Ertem Eğilmez'i anlatsa, yani ona bir soralım, o anlatsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü konuşulmaya değer bir isim Ertem Eğilmez. Yani bunu bizim zaten söylememiz abes olur da, sinemamız için çok çok önemli bir isim. Hem yapımcı, hem yönetmen, hem senarist olarak sinemaya çok büyük şeyler kattı ve büyük oyuncuların yetişmesine de, sinemaya katılmasına da vesile oldu. Bence bunu konuşabiliriz. Ferdi Bey'le bunu görüşmemiz gerekir. Cüneyt Arkın'ın 80'li yıllarındaki filmlerinin zayıf olmasında Çetin İnanç faktörü var sanırsam, olabilir. Konuşacağımız zaman hani kötü filmler eğer konuşursak bir gün, buna da değiniriz diye Biz düşünüyorum. zaten Şimdi bize... yaptığımız anketlerde, araya girdim ya kusura Yok, bakma, estağfurullah. hani kaybeden isimler vardı. Mesela Yeşilçam erotik film dönemi demiştik. Yılmaz Güney keza aynı şekilde kaybedenlerdendi. Yani bu önümüzdeki dönem içerisinde bu yayınların devam ettiği sürece bunları yine aynı şekilde ankete dahil edebiliriz aslında. Yani güzel şeyler, öneriler. Cüneyt Arkın'ın kötü filmleri, Ertem Eğilmez, erotik filmler. Bence Saadettin Erbil de bu halka ekleyebiliriz. Çünkü Saadettin Erbil'de de çok konuşulacak konu var. Hem tiyatro, sinema, işte özel Saadettin Erbil de hayatı. kaybetmişti değil mi Evet. geçen anketlerden de? Evet. Münir Özkul'a karşı Evet, kaybetmişti. aynen öyle. Onu da kaybedenler olarak bunları da konuşabiliriz zaman içerisinde, ama burada Yaman Okay'ı da sadece Yaman Okay olarak görmemek lazım. Eşi Meral Okay'ı da biz o programda yad edebiliriz aynı şekilde. Seslendirme yönü, oyunculuk yönü, Yaman Okay'ın hayatı, işte hastalık dönemi ve senin uzmanlık alanın, bizimkiler keza aynı şekilde. Yaman Okay'ı masaya yatırabiliriz ya da dediğin gibi 6 Ağustos'taki doğum gününde Ceyhan Mahsi Ayral Tözüm'le onunla ilgili bir program olabilir. Anket sonucunda ne çıkarsa artık. Ben artık yorum Bak. yapmıyorum anketlere. Çünkü benim dediğim her zaman kaybediyor artık. Ya biraz fil dişi kulelerinizden halkımıza inerseniz lütfen, halkımızın Kesinlikle. nabzını lütfen yoklayalım İbrahim Bey. Bakalım ya, inşallah ya ikisi isim de benim için çok kıymetli. İkisini de konuşmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Ceyhan Tözüm'ü de Yaman Okay'la görüşemedim ama Ceyhan Tözüm'le görüştüm. Çok seviyorum ikisini de. İkisine mekanı cennet olsun. Bakalım ankette kim çıkarsa. Bu arada kapatıyoruz herhalde artık son dakikada. Evet. Artık Süremiz kapatalım. yedi. Şöyle şunu söyleyeyim. Yayına katılan, altta yorum yazan çok değerli insanlar var. Bilmediğimiz şeyleri de söyleyen, güzel yorumlar yapan. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinledikleri için, izledikleri için. Programın tekrarını elbette ki ilerleyen günlerde sen YouTube kanalına zaten koyacaksın. Orada da tekrarını kaçıranlar izleyebilir. Tattan herkese, sana da aynı şekilde Sedat'cığım, çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah, İyi bir akşam diliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.